Gel elini ayağını öpeyim. Tırnağın bile olamaz. Ben değil onlar yaramaz. Bu halin sensiz yapamaz. Kapıyı aç. Ne olur gireyim. Cehaletime, gençliğime ver. Hadi geri sar. Al en başından. Borumu aldım geldim. Şimdi karşınızda Utku Cihan Katar. Bravo be! İnanılmaz mutluyum şu anda ya. Neden? Teşekkür ederim. Biri beni sundu çünkü. Evet sunarız. Neden dedim tam oldu. Gerçekten olsa mor olduk artık. Aynen. Yani. Farkındayım şu an. Özellikle arka plan bulunduğumuz bu alan falan tam bir. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Seni Oğuzhan Uğur'dan ayıran bir şey var. Ne var abi? Bu. Borum değil mi? Borum. Ben de borum. Evet arkadaşlar ilk programımıza hepiniz hoş geldiniz. Program. Boruyu salıyorum. Vallahi ben salıyorum. Sen onu arkaya bırak lazım olur. Atsam ne olur? Yani kameraya gelmedi müddetçe sanki bir şey olmaz. Spotu da eklemeyi unuttum. Evet. Dedin oldu. İlk program dedim oldu hakikaten. Heyecan yaptım. Ufak küçük bir heyecan yaptım. Ne yapıyoruz aslında bugün? Bir programa başlıyoruz. Programımızın amacı ne? Programımızın amacı ne? Sonuçta biz motosiklet programında ben daha doğrusu ilk Barkın Bayoğlu'ndan gördüm. Altın Hemsili adamdan. Yanlış hatırlamıyorsam 5 sezon olması lazım. 5 sezon boyunca bir motosiklet programı yaptı. Ve 5 sezon boyunca biz işte gerek konuklardan, gerek kendisinden, gerek soru cevaptan bir sürü şey öğrendik. O vefat etmeden evvel ki Allah rahmet eylesin buradan toprağı olsun. Ve hep böyle şey derdim hani ne güzel işte program yapmak, keşke hep program yapsam falan derdim. Şans bugüneymiş. Yani biz program aslında şöyle başladık. Burada Hasanpaşa'da Kadıköy'de kel ayak gibi geziyordum. Burada bir Oğuz diye bir arkadaşım var benim, onda bir dükkanı var. Gezerken Oğuz bana dedi ki ya dedi burada bir stüdyo gibi bir yer var. Ama dedi sahibi dedi böyle çok ters dedi, kıl bir herif, iğrenç bir adam dedi yani sen emin misin dedi. Ben de atladım. Dedim, o çok iyi yani atlayayım falan. Geldiğimiz konum burası. Geldiğimiz konum bu. Çok, evet. Sıralarınızda Aksin Nalet, Volkan Konak'tan sonraki kişi ben oluyorum. Elmas mı denir? Taş gibi diyecektim çok yanlış yerlere çekilecekti. Pırlanta. Pırlanta gibi bir adam Alper abi bize sponsor oldu. Dedi ki bak dedi yukarıda böyle bir yer var. İstiyorsan gel kullan. Fakat biz bu burayı bu hale getirmek için bayağı bir kan sarf ettik. Ter döktük. Abi ne oldu? Programı başlayacağız. LED patladı. Elektrik temelden gelmiyor sanırım. Bence onlara dokunma. Ben onu da böyle tuttum. Arkadaşlar, sayın seyirciler. Ölmemiş. A few moments later. Oğlum ölüyorum ya. Yani son umudumuz bu da olmazsa rahime çalın çekeceğim. Ya senin de sinek gel bir kolumdan da sen tut. Sen iki telefon mu tutuyorsun? İki telefon bir kamera tutuyorum bak böyle. Yani ne kadar çılgın beyefendi bir adamsın sen. Devam edeceğiz haftada bir. İstiyoruz ki haftada bir böyle motosikletle alakalı hem içinde bilgi olan hem goy goy olan hem muhabbet olan hem başka bir şey kalmadı yani bunlarla beraber program yapalım. Goy goy yapalım. Haftada bir motosiklet severlerin izleyeceği bir programı olsun. Aynen. YouTube'un. Yani. Ne burada sos şey mi konuşayım? Zaten siyasetten bıktı insanlar. Şimdi erken seçim, her yerde bangır bangır seçim arabaları geziyor. Televizyon açıyorsun, 40 kanalda 39'un miting. Ona ifrit oluyorum biliyor musun ya? Ya şu seçim arabaları var ya, beni benden anıyor arkadaş. Pazar günü böyle yatıyorum, geçiyor. Yani kim olursa olsun. Motosiklet camiasının demeyeyim de motosiklet izlemeyi seven ve bizim kanalı takip eden tabii ki yeni takipçilerimiz olacak programla beraber insanların böyle haftada bir gece işte 11'de 12'de evde uyumadan önce ya ulan ne izlesem dediği zaman izleyebileceği bir hale getirmeye çalışacağız burayı. Yapabilirsek ne ara yapamazsak öyle bir lüksümüz de Alper abi Zen Motor'un yetkili kisim diyeyim. Yani işte ne bileyim işte Zen Motor'un bir şeyim ben de tam olarak bilmiyorum. ben de çok mukavf değilim. Yetkili bir abimiz diyeyim. Yetkili bir abiye bakıp çıkacağım. Yani son bir haftadır senin başına gelenler. Dün akşam buradaydık gene program çekmek için. LED patladı. Sabaha karşı eve dönüyorum geç çıktık buradan. Polis çevirdi. Arabamın plakası organize suç örgütünde kullanılmış daha önce. Arabamın plakası değişecek şimdi. İşte 2 saat falan emniyette kaldık. Bir müşterimin İş yeri yaptı. Bundan sonra güzel olacak. Bundan sonra güzel olacak. Evet, pozitif düşünelim. Bir gönderelim bakalım nasıl gönderelim. Geri gelecek ama. Bir gönderelim. Önce sponsorlarımıza teşekkür ederim. En büyük destekçimiz Alper abi. Bize evet. Bu stüdyoyu sağladı. Bir kamera daha sağladı bize. Ondan sonra bayağı bir şey sağladı aslında. Bir masa koltuk. Bir tek ben geldim. Alexis, ekstra üzerine sen geldin. Doğru. Bu programa özel. Evet. Bir sponsor olan abimiz, arkadaşımız var. Evet. Oğuz İnceöz, Moto Ekipman Store. Bir kask verelim size. Dedi ki bu programı izleyen ve bu programa yorum atan kişilerden bir tanesi. Ne bu kaskı hediye edin dedi bize. Hatta getirelim. Aynen. Kutu açılımı yapacak mısın? Dedi ki size bu kaskı vereyim. Ben dedim ki bu kask ne? O da dedi ki bu bir Kabuto FF5V. Okey dedik açalım.
en sevdiğim modeli. Ciddi misin? Şaka değil gerçekten. Geçmez ama. Bu arada Oğuz, Allah razı olsun, bize de bir tane. Neyse onu söyleyeyim. Neyse, Alper abiye çıkacağı için çekilmiş. Yok şaka bir yana. Çok güzel bir kask. Çok. Bu arada hani Oğuz anlatmıştı, oradan biliyorum. Sinyal sertifikası var. Ece var, DOT var. Ece var, DOT var. Yani 3 tane sertifika var. DOT bu kaskı aldığın zaman Amerika'da direkt gidip abi hoşut diye piste girebiliyoruz. Evet, Oğuz bize böyle bir güzellik yaptı. Bu kaskın normalde fiyatı 1250 liraymış şu an Oğuz'un sitesinde. Evet. Hatta o 2 tane alana tanesini 800 liraya indiriyor. Evet. Öyle bir kask hediye etti. Biz de dedik ki bu programda YouTube'da kask benim tagi yazan arkadaşlarımıza bu kaskı hediye edelim. Dolayısıyla böyle bir kask hediye edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey... bunu vermeyeceğiz. Yapmanız gereken tek şey YouTube'daki yorumlara kask benim tagi yazmanız. Tag kask benim. Bu ve bu kaskın bir kazanımından biri olabilirsiniz. Kesinlikle bir daha kampanya yapmayalım. Moto Ekipman Store'a da bunun için teşekkür ediyoruz ayrıca. Bunu da böyle koyuyoruz. Bakmak isteyenler motoekipman.store'dan siteye girip hem kaskın özelliklerine hem de siteye bakabilirler. Sonuçta bize bu konuda sponsor oldu. Aynen. Teşekkür etmek borcumuz. Yani borcumuz değil de seviyoruz. Vallahi şimdilik böyle açılışta kaskla gidiyor. Bir sonraki bölüm için benim güzel bir hedefim var. Sana yardımcı olmak bağımında. Sana yardımcı olamıyorum aslında, var ya. İzleyicilere yardımcı olacağız. Ama güzel güzel şeyler geliyor. Bugüne kadar ben nereden baksam 3 kask, 2 eldiven, ne bileyim kolt, bot, hep bir şeyler verdim ve şuna da seviniyorum. İleride bazı gençler ya da çocuklar, büyükler ileride şunu derse çok sevinirim abi. Ya işte Utku diye bir çocuk vardı, böyle video falan çekiyordu. Biz bu herifin bir şeyine yorum attık. Bu herif bize bu ekipmanı verdi, bak hala takıyorum. Bunu parayla satın alamayacağımı düşünüyorum. Yani bu hakikaten senin işte senle olan samimi ilişkin, Oğuz'la olan ilişkin sanki bu noktaya getirdi diye düşünüyorum beni. Beni o sevindiriyor bu işte. Evet. Yani güzel bir şey oluyor. Hem insanlara yararlı. Gayet de yararlı. Gayet de yararlı yani. Ucuz değil. 1250 lira diyorsun. Askeri maaş 1600 lira. Benden de güzel bir göreceksiniz ya. İlerleyen bölümlerde. Aynen. Sen de bir oturup konuşmamız lazım. Çok da sıkıştırma lan beni burada. Yani ne yapman gerektiğini biliyorsun. Alayım. Ya aslında... Bu işler böyle. Başka. Yapacak bir şey yok. Bu sponsorluk bedeli olarak size şunu ufak bir nacizane takdim edeyim. Bu başlangıç olarak kapı. Başlangıç ücreti. Bu kapora değil mi? Şu banka hesabı. Neyse şakası bir yana. Şakası bir yana. Şakası gerçekten. Ama şey yapacağız ya. Hani ben kendi elimden geldiğince seni destekleyeceğim. Oğuz aynı şekilde destekleyecek. Kilerci motorlu araçlar yine aynı şekilde Utku'yu destekleyecek. Keza birkaç tane daha firma var aynı şekilde. En azından hem motor camiasına faydalı olduğunu düşündüğümüz. Çünkü bu programın biraz yararlı olacağını düşünüyoruz. Niye tabii yararlı olacak? Bu afaki bir söylem ama şimdi misal bir bölüm çekeceksin. Beni konuk edecek belki. Hı-hı. Hani diyecek ki abi lastik hakkında bize şunu al. Atıyorum kilerci motorlu araçlardan bir kişi gelecek. İşte abi bize balatayı anlat, şunu anlat, bunu anlat. Ya baktığın zaman zaten hem bilgilendirici, hem eğlendirici, hem de motor severlerin düzenli olarak izleyebileceği sabit bir şey olmuş olacak. Şimdi burada makarasını yaptık ama Oğuzhan hariç adam akıllı izleyebildiğim bir program yok YouTube'da. Katılıyorum. Yani gerçekten hani böyle açıp ya işte şu herifi izliyorum. Bakalım bu hafta kim konuk olmuş. Biraz şeye bakıyorum. Base 42 var. Base 42. Yani onların bomboş muhabbetleri falan güzel. Ama bu ikisi hariç yok. Ve motosikletle ilgili hiçbir şey yok. Barkın abiden sonra bir boşluk var. Evet. Bu bariz bir gerçek. O boşluğu doldurmak çok yanlış bir söylem, tamam mı? Bunu yapan bazı arkadaşlar oldu yayıncılıkta. O yemez ya. Yok. Sıkar. Barkın yerini yani doldurmak biraz... Sıkar. O taşın alta elini koyabilirsen, hı hı, en azından bir şeydi. Çabalarsın. Yani oturup yapmaktan iyidir diye düşünüyorum. Ben bazı şeyleri pek sevmiyorum. Hani kaliteyi sadece şeyde aramıyorum. Yani muhabbet olabilir ama biraz da dolu olması lazım. Doğru. Değil mi? Konuşmak, boş konuşmak herkes yapabilir. Herkes istediği şeyi yapıyor zaten. İzliyoruz da. Ama ben lakin bunu dolu bir şekilde ya. Dolu bir video izleyeyim aga ben. Bir dakika olsun ama dolu bir video izleyeyim, anlatabildim mi? Mesela bu benim için çok önemli. Ha, herkes farklı şeyler düşünüyor olabilir. Ona diyebileceğim bir şey yok. Ama mesela gel gelelim baktığın zaman hali hazırda sonuç olarak hiç hepimiz böyle üstün bilgilere sahip insanlar değiliz. Baktığın zaman tam kendi sektörümde birçok şeyi biliyor olabilirim ama hala benim de bilmediğim şeyler var. Ben de YouTube'dan bazı şeyleri açıp izliyorum. Kendi sektörümle alakalı söylüyorum bunu. Sektörden kastın? Lastik için konuşuyorum bunu yani. Aslında. Evet, yani genel olarak birçok şeyi takip ediyorum ama hani lastikle ilgili hala hazırda hala bilmediğim şeyler var. Mesela bak geçenlerde çok enteresan
bir şey öğrendim. Yani biz insanlara sürekli lastikle ilgili şunu söylüyoruz. Lastiğin ömrü totalde 10 yıl. İşte bunun 5 senesi raftadır. İşte 5. senenin sonunda taksanız bile 3 sene daha motorun altında ömrü vardır gibi. Ama şunu mesela kimse bugüne kadar sormadı bana ve ben de bunu hiç yani merak edip de araştırmadım. Geçen gün şöyle bir bilgiye rastladım abi internette. Lastik üretildiği tarihten sonra 5. senenin sonunda üzerindeki kauçuk oranı %3'lük bir şekilde sertleşiyormuş. %3. %3. Bunu kimse biliyor muydu? Bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Yararlı bir içerik olduğu zaman abi işte görüyorsun bak. Mesela direkt çak diye ben onu oradan aldım. Bunu izleyen herkes de alabilecek. Aynen. Benim zaten burada istediğim şey yok. Şimdi buraya bazen çok bilgili abiler gelecek. 15-20 yıldır balata işi yapmış bir adam gelecek. Adama diyeceğiz ki anlat abi bize balata nedir? Nasıl kullanılır? Sintelli balata nedir? Sintelsiz kullanırsam ne olur? Bilmediğim şeyler benim de var. Yaşım benim genç abi. Ben 20 yaşında bir adamım. Ha öğreniyorum, beraber öğreniyorum. Siz bana öğretiyorsunuz. İşte kapmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar bilgi yaşı yok. Birikim sürekli dağ gibi artıyor. Bazen de şeyi çağıracağız abi. Mesela şimdi senin sevmediğini bildiğim için söylüyorum. Ben de sevmiyorum birçoğunu. Kız attım. Ayna kırdım. Babaanneme kaşık soktum. Böyle videolar var YouTube'da. Bir kere denk geldim yani. Ama YouTube'da olup olmadığından emin değilim. İyiymiş. Tabii iyiydi. Kombo yaptım fark ettim. Fark ettim. İkili üçlü kombaları meşhur. Yani soralım abi neden bunu yapıyorsun? Ya da mesela yaptığın içerikten memnun musun? Neden yapıyorsun? Çoğunluğu cevabı işte izleniyorum abi. İşte abone kasıyorum abi. Olabilir. Ama başka bir cevap da duyabilirim. Altından farklı bir şey de çıkabilir abi. Ben dedim gelsin abi. Anlatsın adam. Benim çok önyargımı kıran adamlar da oldu mesela. Cemre Duru diye bir arkadaşımız var. Ben Cemre'yi hiç sevmiyordum. Böyle baktığın zaman YouTube'dan itici bulurdum ben Cemre'yi. Cemre'yle tanıştık bir gün ortamda. Cemre dedim ya ben seni hiç sevmiyordum. Tanışınca dedim fikrim değişti. Neden dedi? Dedim ki kamera önünde neysen arkasında da oymuşsun. Bu bir izlenme için değilmiş. Tamam, herif neyse onu çekiyormuş. Ama tabii ön yargı. Tamam, alışkınız çünkü. Cemre benim ön yargımı çok kırdı o konuda. Tekrar yapalım da gelsin. Kerem Ayro gelsin. Desin ki neden yaptın abi? Mesela bıraktı. Neden bıraktı? Ben isterim anlatmasını. O raddeye getirmek istiyorum programı bir açıdan. Ama tabii bir açımız da bilgi. Evet, bu program bu şekilde yürür. Benim düşüncem o. Mesela benim motor serüvenim de aslında öyle başladı. Yani çok enteresan. Çok enteresan da değil aslında. Baba motorcu. Babadan görerek başladı. Ama burada bahsettiğim şey şu. Herhalde muhtemelen 5 yaşında falanım. Şimdi babanın arkasında oturuyorsun. Ve direkt şey yaptığın olay şu. Kulak aşinası. Neye kulak aşinası? Vitesi değiştirirken o sese. Devire mi? Devire. Ya aslında devir, senin deviri meviri bildiğin yok abi. Bildiğin tek bir şey var, ses. Evet, evet. Ha, anladın mı yani ne kadar sürede değiştiriyor, nasıl değiştiriyor, nasıl yapıyor? Ve sana şunu söyleyeyim. Kaçırarak başladım ben motora. Gel. Aynı şey dedi. Aynı, aynı. Kaçırarak başladım abi motora. Bunun yüzünden çok dayak da yedim. Yedim yani. Sonuç olarak bizim zamanımızda YouTube yoktu, bir şey yoktu. Biz de bazı şeyleri işte görerek, duyarak. Deneyerek. Tabii benim en büyük şansımın babam motorcuydu. Ondan öğrendim. Yani bir motorun neresinin söküleceğini, nasıl yapılacağını ondan öğrendim. Geçerdi başımıza derdi. Deşe olacak sök şurayı derdi. Söküyorduk yani. Yani sökemediğimiz zaman da bunu sökmemişsin falan filan diye azarlardı. Keşke sadece azarlasaydı. Aynen yani keşke sadece azarlasaydı falan. Ama baktığın zaman işte mesela bak şu anki jenerasyonun en büyük artısı bu bence. Yani bu YouTube muhabbeti. Ama en büyük eksisi de bu. Evet. Yani biz sokaklarda koşup eğlendik, uzun eşeğimizi de oynadık, yakar topumuzu da oynadık. Şimdikilerin hepsinin elinde tablet var abi, cep telefonu var. Ben son neslim. Evet. Bak senin jenerasyonun evet son nesil. Son nesil. Tam böyle en sonuna yakalanan. Yani siz mesela taso muhabbetini bilirsiniz. Biliriz onu tabii. Ha. Sizden sonraki nesil bilmiyor abi. Bizden sonraki bilgisayar nesli. Aynen abi. Ben bir de benim de mesela baba, dede, amca, hepsi motorcu. Ben mesela şeyi hiçbir zaman anlayamadım. Bana yazıyorlar Instagram'dan, DM'den kardeşlerimiz, dostlarımız. Abi işte aile izin vermiyor ne yapayım? Abi diyorum ben yaşamadım onu. Bana babam dedi ki bunu sürebiliyorsan senin olsun dedi. 99 model BMW için. Bir iki hafta uğraştım ben. Motoru yaptım, topladım. Hadi bre dedik, Antalya'ya yapıştırdık. Hani ben öyle tattım. Bilmiyorum ya. Şu an böyle dışarıdan baktığım zaman, dışarıdan o gençleri izlediğim zaman ya da bir yerde oturduğumuzda motorla beraber gittiğimiz hani biri geliyor soruyor ediyor falan filan. Öyle baktığım zaman işte senin dediğin gibi
Abi işte ben de istiyorum da hani annem izin vermiyor, babam izin vermiyor falan filan muhabbetleri. Ulan diyorum Allah'tan baba hani motorcuymuş da bizi de bu işin içine sokmuş. Öğretmiş. Üstüne de biz de bir şeyler koymuşuz. Ha mesela ben şu an işte kız arkadaşıma aynı şeyi söylüyorum. Direkt mesela çocuğumuz olduğu zaman 3 yaşında direkt altına ben o krosu çakacağım yani. İstiyorum. Ben de çok istiyorum. Ben çocuk istemiyorum da. Niye istiyorum bakıma da? Çünkü motosiklet çok farklı bir şey abi. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Aslına bakarsan daha önceleri daha da fazlaydı bu olay. Engelleme durumu. Ona binersen ben seni evlattan reddederim durumları. Aslında bu Çinliler bir piyasaya girdi ya. Bu Çinliler bir piyasaya girdiğinde biraz daha rahatladık bakma. Motor alma konusunda mı? Evet yani bütçeden aslında dolayı. Hem bütçeden dolayı hem de şeyden dolayı. Aileler biraz daha farklı bakmaya başladı. Ucuzmuş bilmem neymiş falan filan muhabbetine. Piyasa bir anda bir böyle bir çoğaldı. Daha çok motor. Fiyat yelpazesi arttı. Tabi satış grafiğine bir bakıyorsun abi Çinlerin girdiği sezonda. Şöyle. Şak diye böyle işte. Yukarı çıkıyor değil mi? Yani bir anda şey oldu ve bir kesim biraz daha böyle fazla motor etrafında görünce o biraz daha böyle bir durumu ha evet bak bu da bir araç böyle de bir şey var olayına geldik. Ha mesela eskiden benim motora ilk bindiğim dönemlerde çok yaşlı bir insan da değildim bu arada 30 yaşındayım ama hani şunu biliyorum babamın arkasındayken yani yolda gittiğin zaman bir motorlu gördüğün zaman bir selektör yapardı, bir korna çalardı. Şu an bak abi. Kimse iplemiyor. Yok. Yani daha doğrusu İstanbul'da tabii. Büyük şehirlerde biraz daha şey. Evet. Çok nadir. Ya eskiden babamların... Abi yolda kalıyorsun, biri hemen başına geliyordu. Ve şu an baktığın zaman az buçuk var böyle insanlar hali hazırda. Azaldı. O kültüre sahip insanlar ama hani şu an günümüzde yok. Şu an nasıl teker yapayım, nasıl lastik yapayım. Efendim işte arabanın işte aynasını kırdık. İzlendik. Bu arada bunu sadece motosiklet sektörüne yoruyorlar ama ben buna katılmıyorum. Ülkedeki görgü, yani bu arada politikaya hiç bağlamak lazım bunu. Bu dünyada da böyle. Yani sadece ülkede değil. Görgü azaldı. Sabır seviyesi düştü. Takat azaldı. Artık hoşgörü yok. Ama şöyle bir şey var. Dediğin şey %100 katılıyorum. Onunla ilgili hiçbir problem yok. Ama şimdi şunu da düşünmek lazım. Bak İstanbul trafiğindesin abi. İstanbul trafiğinde yaşamış bir insanı al. Bizim memleketimiz yine herhangi bir başka bir yerine götür. Yine afallıyor abi adam. Ben İzmir'e gittim. İzmir'de korna sesi duydun mu birader sen? Ya tabii ki şeyde bazı yerlerde trafik var da. Karşıyaka'dayım. Ha. Geziyorum tamam mı? Lan diyorum ya kim? Lan millet nerede? Trafik yok. Oo gidiyorum ışıklarda duruyorum. Yanıma bir araba duruyor. Aa iyi günler motorunuz çok güzelmiş. Aa teşekkür ederim. Test motoru falan test motoru. Teşekkür ederim falan diyorum. Dönerim kaskı kapatıyorum. Aa diyorum herif hatırımı sordu. Ya falan İstanbul trafiğinde hep şöyle bir şey var abi. Abi normal. Bak niye normal diyorum biliyor musun? Bak herif sabahın 6'sında buradan çıkıyor karşıya işe gideyim diye. Yani 9'da işe başlayacak diyelim mesaisi. Sabahın 7'sinde kalkıyor herif buradan. Bak kaç saati trafikte gitti. Bir de bunun dönüşü var abi akşam. Ya bu herif o kadar saat trafikte ki anladın mı? Yani baktığın zaman ya herif artık böyle gidemediği için bir yere al kendini bir alana kısıtla bakalım bak ne oluyor abi yani normal. Bu sefer adam her deliğe girme çabasında. Bizim motorcumuz da öyle. Sen bak, de öylesin. Ben de öyleyim. Abi burada kimse yalan söylemesin bak hani kimse şey yapmasın. Hepiniz adam olun lan burada. Burada hepimiz anlatıyoruz ediyoruz. Yok öyle kullanırım öyle acaba. Kullanırken öyle. Motorun üstüne bindin mi arkana şeytan biner arkadaşım. Babamın en meşhur sözüdür. Hepimiz aynı boku da yapıyoruz. Sende şey var Husqvarna 610 SM. Aynen 610 SM var. 2008 model. Vereceğim mi? Vereceğim. Heh tamam. Vereceğim. Okay. Oley be. O farklı yani. Çok böyle çok şey motoru anladın mı? Böyle hani diyor ki bak senle sıkışık trafiğe kalırsak. Evet. Arabaların üzerinden atlayabiliriz. Senle ormana girersek her şeyden zıplayabiliriz. Böyle şey motor şey hissi veriyor. Nasıl diyeyim sana? Böyle abi seninle her yola gelirim. Aynen öyle. Evet. Cuma akşamı gibi motor anladın mı böyle? Cuma akşamı şey dersin ya ya da cumartesi akşamı. Yarın tatil. Kafan rahattır. Motor hep o hisse. Cuma akşamı gibi. Eğlenmek için yapılmış bir makine abi. Senin bildiğin şey hobby bike. Evet. Bayağı bence bayağı hobby bike da. Yani işte hatunun dediği tabirle tek kişilik motor almışsın kendine. Bizim ülkede big bike dediğimiz kısım daha çok hobby bike. Sonuçta 250 cc bir scooter alıyorsan bu ülkenin trafik şartlarına, ekonomik şartlarına, yakıta göre alman gayet normal ama 650 cc'yi pek de ihtiyaç için sadece ihtiyaç için almazsın. Hobby bike'da da insan biraz şeyi bekliyor yani işte ya bir farklı bir şey olsun da eğlenelim. Yani ben mesela şeyi hiç anlamıyorum. 650 cc bazı 600 cc motorlar var. Makinenin bir esprisi yok. Tamam mı? Yani senin mesela bildiğin öyle modeller var mı? Benim var şu an ama pek de
Söylemek istemedim. Var söylemeyin. Söylemeyin ama bazı motorlar var. Binersin. Budur yani, anladın mı? Gideceği bellidir, duracağı bellidir. Ama SM gibi, ne bileyim işte. R6 da benim için öyledir. ZX6 da benim için öyledir. Garip motorlardır. 690 da öyle. Rocker'lar falan gibi. Rocker'ı düşünsene yani. Ekstra olarak dipnot bir şey daha ekleyeceğim sana. Nuda da var. Ha, Nuda 900. Bu motor hep böyle bir şeyi var. Bir kıvılcım var ya. Rocker mesela. Gece 2'de caddeye çıkarsın. Birinci viteste böyle soldan bir koyarsın. Sağa doğru. Da diye yanlarsın. Nuda zaten Royal Jordanian izleyenler varsa bilirler yani. İzlemeyen, görmeyen yok. Görmeyen yok. Bilmeyerek izlemiştir ama yani. Aa budur derler. Böyle Nuda ile İngiltere'de gezerken böyle bah yapıyor ya, böyle bir insanlar çığlık atıyor. Adamın introsu bile o. Evet. Ben bunu arıyorum hobby bike'ta. Seviyorum da yani. Sen de zaten o motordan, o yüzden vazgeçemiyorsun. Yerini doldurabileceğim bir motor yok. Araştırıyorum, ediyorum. Bakıyorsun şu an benim motorum 2008 model. Artık yedek parça desteği sıkıntılı. Yani şimdi sıkıntılı olduğu için insan ister istemez bir şey yapıyor. Ha şöyle bir durum var. Kesinlikle ve kesinlikle kilometresiyle falan filan hiçbir ilgim yok yani. Makine benim için istiyorsa 50 bin olsun, 60 bin olsun hiç umurumda değil. Yani makine sağlam taş gibi çalışıyorsa hiçbir problem hiç yok. Hiç ama belki şu anki tek sıkıntım dediğim gibi hani bu yedek parça muhabbetinden ötürü biraz tedirginim. Satsam mı satmasam mı, ya tamam satayım da yerine ne koyayım? Abi açıyorum bakıyorum. Ya bu saatten sonra şu var yani. Evet bir binek motorum var. İşte uzun yola da gidecek olsam. Hatun'la da beraber gidecek olsam bir binek motorum var. Ama amma ve lakin bu sinirimi, stresimi hafta sonu böyle hatunda yok. Hadi aga akşam ya da bir al içmeye gidelim, gazlayalım kafası muhabbeti olduğunda bineceğim bir motor. E bu var. Bunun yerine de koyabileceğim başka bir motor yok. Ne maddi ne manevi değil mi? Yok abi ya. Bundan sonrası benim için şu. 700 şey 701. Hani bunları karıştırdım. Yani artık gel sabah da konuştuk. Damaya girer gibi 701'e girebiliriz belki ama her yandan dolayı. Ben dedim ki ben dedim Scrambler'ı satayım. 10 bin lira dedim sana vereyim. 10 bin lira vereyim ikimiz dedim. Bir SM'nin yarısı alalım. Ben dedim mesela aynı şey benim amiral için var. BMW için. Harley alacağım zaman satayım dedim motoru. Evet. Parasının üstüne kredi çekeyim. Harley alayım. Koydum. Babam bir gün geldi böyle yaptı. Oğlum dedi bak dedi. Ben o motoru sana verdim. Satıyorsun. Ama dedi şunu düşün. Bu motoru dedi sattığın zaman kaça satarsın dedi. Baba dedim 15-14 yani. Gideceği olur. 17 yazlar ilanı bıraktım galeri. Ben dedim ki abi 15 gelene ne ver? Durma. 15'i dedi ne alacaksın bu konforda? Konfor, gidiş, kalite. Ne alacaksın dedi. Bir durdum şöyle. Lan dedim, ne alacağım lan hakikaten. Yok abi. Elçi kısıtma var. ABS var. O dönemde 98'den bahsediyoruz. Bir afalladım. Sende de aynısı var. Kaça satarsın makineyi? Hangisini abi? Tamam gel. Vallahi hangisini yani? Şeyi mi söylüyorsun? 610'u ya. 610'u mu? Hı. Yani 25'ten aşağı net olarak vermem ben o makineyi. 25'i satsan aynı zevki alacağın makine. Hatta R25 bile 26-200. Abi şöyle bir şey var. Bak şu anki piyasaya baktığın zaman şu an zaten ne satarsan yerine koyamıyorsun. Ya bak ben lastik satıyorum baba. Tanıyan da vardı, tanımayan da vardır. Neyse ben lastik satıyorum. Ben kendim motor kullanıcısıyım. Kendi motorumun altına lastik koyarken düşünüyorum. Ya müşteriye fiyat verirken üzülür mü lan bir insan? Adam geliyor abi, Racing'le gelmiş. Chopper'la gelmiş. Neyse geliyor abi, lastik soruyor. Hesap makinesini alıyorsun, atıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Olmuyor. Adama diyemiyorum ya. Diyemiyorsun abi, diyemem. Biri bana söylese küfür ediyor derim ya. Ama gel dedim böyle. Geçen gün onu konuştuk işte. Programa ilk başlayacağım zaman bir arkadaşım dedi ki ne konuşacaksın? Dedim ki ilk bölümde ekonomiden girmeyi düşünüyoruz dedim. Girme dedim. Çok boktan mevzu dedi. İnsanları dedi daraltırsın dedi. Çektik burada bir bölüm. İzledim. İçim karardı kendimi izlerken. Evet. Dedim ki ben ne anlatıyorum birader. Hakikaten bir konuşuyorum. MT-07 ilk girdiği zaman lansman fiyatı 17 bin liraymış. R25 13.500'müş. Bugünkü fiyatına bak. 40 bin MT-07. 40 bin R25 olmuş 26.200. %100 zam yemiş biri. Diğeri daha da yemiş. Benzin desen. Üzüldüm ya. Üzüldüm. Geçen Dük 790 lansmanını çektim. Hı. Sen az çok benim kanalı biliyorsun abi. Çekiyorum. İşte konuştum. Gidişi böyle, duruşu böyle, teknolojisi. Her şey çok güzel. Her şey süper. Hatta Swart Blend'de de aynısı oldu. Anlattık. Ulan fiyat 85 bin lira. İstanbul'da bir nevi daha anlaşılabilir fiyatlar. Tamam bak, ulaşılabilir demiyorum. Anlaşılabilir. Anadolu için düşünüyorum. İzmir'de, Karataş'ta geçen gün bir arkadaşımın evine gittim. 210 bin liraya ev almış herif. Ulan 85 bin lira motor. Nasıl diyeyim ben bu adamı? Yani. Ya ondan bu dönem yorumlar arttı öyle dedi. Diyorlar ki bana işte ulaşılamaz motorlar incelemeye başladı. Bir, denk gelmiyor. İki, ne çeksem ulaşılabilir değil ki. Aynen. Swart Plan 9000 euro çektiğimiz motor. Çok güzel motor. Güzel motor. Hataları var. Anlattık önce. Kendince vardır. Ama işte ulaşma seviyesi. 47 bin lira. Ya. Ama bu bizimle de alakalı değil ki. Sonra şunu düşündüm. Ben bugün 50 bin liranın üzerinde motor alamıyorum kendime. Scrambler'ı 40'a satsam 10 bin lira kredi çekebilirim öğrenci ve çalışan halimde. E abi ben çeken ve
lansmana katılan adam olarak o parayı veremiyorsam düzeltiyorum. Biz kime çekiyoruz diye istemsiz düşündüm. Tam olarak ekonomi şu an sen daha iyi bilirsin. Ben araştırdığım kadarıyla biliyorum. 2005-2006, 2007 yükselmeden önceki dönemdeyiz. Bir ara evet alım gücümüz ciddi yükseldi. Şimdi tekrar %20-%30 düştü. Evet. Üzülüyorum. Bu programı çekmek istememin sebeplerinden biri de bu. Sen esnaf adamsın. Eyvallah. Lastik satıyorsun, balata satıyorsun. mybike.com.tr bize sponsor, aynı zamanda oradan ürün satıyorsun. Hı-hı. Sen söyle. Abi hepimiz üzüyor. Yani sonuç olarak şöyle bir şey var. İnsanlar alacak ki ben para kazanacağım. Ben para kazanacağım ki yerine ürün getireceğim. Hani ne kadar çok kazanırsam bu sefer aldığım yerleri o kadar çok sıkıştıracağım, daha ucuza mal alacağım. E şimdi bunları yapamadığın zaman işte durum bu. Bahsettiğimiz işte lastik fiyatları. Ben şeyi de anlamıyorum mesela, insanlarda o da var. Şimdi ben Facebook, Twitter haliyle çok yoğun okuyorum, yani ne oluyor ne bitiyor. Açıyorum, herkes markalara sövüyor. Bazı markalar var, ben de katılıyorum. Bu döviz zamlarının içinde, vergi zamlarının içine bence de koyuyorlar zam. Biz sonuçta açıp yurt dışındaki fiyatları görebiliyoruz. Var bir internetimiz. Videoları az çok izlediysen biliyorsun. Ben hiç marka sempatizanı bir adam olmadım. Yani Ducati, Corlas bana sponsor oldu. Ben dedim ki abi bakın, ben kötü özelliklerini söylerim. Benim dilimin törpüsü yok. Yani ya böyle yapalım ya da yapmayalım. Onlar o dönem dediler ki tamam abi, yap nasıl istiyorsan. Eyvallah dedim ben. Corlas'ta şunu gördüm. Keza Corlas'tan örnek vermemin sebebi diğer markaları bilmediğimden dolayı, ama eminim ki böyle kısıtlamalara giden marka vardır. Steel Triple S olması lazım ki Steel Triple S 10.490 Euro'ya satılıyor yurt dışında. Burada çarptığın zaman 53.000-54.000 liralara geliyor. Fabrikadan indirim rica ediyorlar. Evet. Ürün satmak için, biliyor musun bunu? Ve fiyatı 49.900'e çekiyorlar. Bazı markalar bunu da yapıyor. Ha, bazı markalar yapmıyordur bilmiyorum. Bu sadece benim bildiğim. Bence yapan da var elbette. Var. Var mı? Ben var. Bilmiyorum ama. Bu raddeye de geldi. Şimdi tek önümüzde kalan bir vergi kaldı. Ama vergiden önce döviz kuru var. Şimdi vergiyi de sövüyoruz ama bir de döviz kuru var abi. Ya bak, çok açıkça söyleyeceğim sana. Sen mal alıyorsun. Ben mal alıyorum ama şu an kullanmış olduğum fiyat listeleri, iki marka için söylüyorum, net olarak söyleyeceğim. Metzeler ve Pirelli. Kullanmış olduğum güncel fiyat listesi 2016'nın fiyat listesi. Neden? Çünkü zaten euro arttığı için adamlar fiyat listesini değiştirme gereği duymadılar yani. Anlatabiliyor muyum? Zam bile yapmadılar. Hep aynı yani, artık iki senedir kafada sabitlenmiyor. Sonra da... Tedirginsin değil mi? Tabii yeni mal çekeceğin zaman. Abi çok tedirginiz. Bu sezonu evet belki bir şekilde bitireceğiz. Şu an ortalarındayız ama önümüzdeki sezon ne yapılacak hiçbir fikrim yok. Hava fitesi, yağ fitesi, abi ne yapacağız? Yani şu an evet, insanların elinde belirli bir stok vardı. Bu belirli bir stok, bu işi düzgün yapan insanlar getiremedikleri için diğerlerinin elindekiler bir şekilde gitti. Erimeye başladı. Bundan sonrasında ne yapılacak abi? Yani bizim ülkemizde sanki böyle devasa motor adetleri varmış gibi koskoca fabrikalar sadece sırf bizim ülkemiz için üretim bantını değiştiriyor. Yani. Ne de buraya taşır mı? Ya kaç bin adet yağ filtresi alacaksın abi? Ya işte konu hep dönüp dolaşıp siyasete bağlanıyor maalesef ki. Oradan üretime bağlanıyor. En büyük sıkıntımız şu. Sen de istiyorsun, ben de istiyorum. İkimizin istediği yollar farklı. İstediğimiz aynı. Biz birbirimize düşman kesiliyoruz. Hem motor sektöründe, hem siyasi partilerde, hem başka sektörlerde çok düşmanız birbirimize. Çok düşmanımız var ama çok daha düşmanız birbirimize. Ama küçüklüğünden beri insana öğretilen şey bu Utku. İlk muhabbet anne babadan başlıyor. Yetiştirilirken ki muhabbetle takım seçme bile aynı abi. De öyle, partizanlık. Değil mi? Yani o yüzden evet, herkes aynı şeyi istiyor, farklı yollardan istiyor. Sadece aradaki muhabbet şu, insanlar aslında birbirlerini bir şekilde bir müsaade etseler bağırmaya, bir sussalar, bir o tamam bağırsın, yine bağırsın, bu tarafa bir bağırsın, bu taraf onu bir anlasın, sonra bu o tarafa bir bağırsın, o da onu anlasın, belki birleşecekler. Ama işte alakıyla ve dinleyerek. Evet abi. Bunu yapamıyoruz abi. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Bak ben açık söyleyeyim. Ben senin kadar motor sektöründe böyle sürekli bir akışın olduğu, hani tam böyle bir sanayi kafası burası çünkü. Üstüne üstlük de tüm bu kadar içinde olup hem de samimi, yani dükkanla da samimi olup böyle izlemedim bu kadar gün. Orada anladım abi, yani çok asık suratlıyız. Tamam mı? Evet. Çok sinirliyiz, çok böyle şeyiz, İstanbul trafiği mantığı gibi böyle. Ben de öyleyim abi. Sen de öylesin. Ben de öyleyim. Şimdi biz niye mutlu değiliz lan? Yani niye gülümsemiyoruz? Tamam, para olmayabilir. Mükemmel stüdyo şartlarında değiliz yani şimdi. Birazcık yankımız var. Evet, biz piştik biraz ama niye mutlu değiliz? Çünkü yetinmemeyi ve karşımızdaki yenmeden ya kendimizi yenmiş saymamayı öğrenmişiz. Önce yeneceğiz herkesi, yetinmeyeceğiz, her şeyi alacağız ve kısa dönemli mutluluk yaşayacağız. Abi işte genel olarak ego ve üstünlük, başka hiçbir şey değil. Ufaktan kapatalım ya. Ne artık. Bir sana teşekkür ederim abi. İlk program. Rica ederim.
Kaç kere çektik? Seninkiyle büyük ihtimalle tek alalım. Buna ne yazıyorduk? 2 hafta sonra, çünkü araya bir bayram girecek. Bayramdan sonra kullanıcı adını bulup size ulaşacağım. Ondan sonra kim kazandıysa artık diyeceğim ki abi kazandın. İstanbul'daysan gel, istiyorsan elden verelim. Gel istiyorsan İstanbul dışındaysan kargolayalım. Çünkü biz İstanbul'dayız. Yani böyle bir şey yok. Bu kaskı böyle halledeceğiz. Bu kask için Moto Ekipman Store'a teşekkür ederiz. Moto Ekipman Store sen değilsin o yüzden. Adam dışladı ya beni. Oğuz İnceöz'e buradan teşekkür ederiz. Aynen. Sağ olsun. Sevgili stüdyo kardeşim. Konusunda da çok yardımcı oldu. Zen Motor'a stüdyo için teşekkür ederiz. Böyle gecenin saat 10 olmuş ha. Altı kızmasın. Yani az biraz fırça yiyeceğiz muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Bizim için hem cefakar stüdyoyu yapan, hem ortalığı temizleyen, led ışığımızı yapan, Hatun'dan azar yiyen koca yürekli Alper Başkan'ı da. Gocunmuyorum şu an. Yani zaten yiyeceğimiz için şu an gocunmuyorum. Ya zaten kaybettik artık. Ayrıca mybike.com.tr'ye teşekkür ederiz. Onlar da sağ olsunlar ürün konusunda bizi ilerleyen dönemlerde evet destekleyecekler. Sizi ilerleyen dönemlerde destekleyecekler. Evet öyleymiş. Öyle dediler. Öyle bana da öyle dediler. Tam bilmiyorum ama. 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bırakacağım mı? Bırakacağım lan 23 Nisan'da çocuklara. Valla. Kardeşim. Kardeşine mi? Kardeşim. Ama sen de yani. Adam kayırıyorum. Adam kayırdın ama direkt ya. Bir şey diyeceğim böyle. O kadar benimle alakasız ve o kadar yani o YouTuber olsa 1 milyon abonesi olurdu. Diyorsun. Ben kaybediyorum. Niye lan? Şeker gibi çocuksun. Kapatalım artık. Konu sapıklaşmaya başladı bak. Buraya kadar izlediyseniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya umuyorum ki bugün yine aynı saatte yayında olacağız. Ve ikinci bölümden sonra bir saatimiz ve belli bir günümüz olacak yayın için. Bir yapalım, kaç günde yapabildiğimizi bir görelim kurgusuyla, çekimiyle beraber. Program ismini ne diyeceksin? Program ismini belirlemedik. Aslında şöyle yapalım. İki tane şey isteyelim izleyenlerden. Bir, bu programda görmek istedikleri kişileri bize yorumlarda belirsinler. Yes. Tamam. İkincisi de sizce programın ismi ne olsun? Biz şimdilik spatula dedik. Çünkü stüdyoya geldiğimizden beri burada tek anlam veremediğimiz olan duran şey spatula. Anlatırım da uzun olur. Devam edelim. Durumlar böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Tekeriniz düz bassın ha. Dikkatli sürün. Ya. Niye böyle ciddi oldu? Kapanışı çok ciddi yaptı. Ne kötü biliyor musun? Ne? Bardakta mikrofon var ya. He. Biz sadece bardağı tutamayıp düzeltemiyor. Bardak böyle duruyor. Kanka işte çaktırmaya da neydi ya? Hala kayıttayız. Gerçi bu saatte çok niye aramadın lan bunu? Ortada bir sambacı kızlar ya da Rusmus falan bir şey göremiyorum. Canım hiç ne alakası var ya Allah Allah. Hani olsa da sıkıntı olmaz. Ben kapatıyorum. Benden bu kadar. Ay.